İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Kesarya Kayseri'deki Ermeni Kilisesi kent kütüphanesine dönüştürüldü. Ahalkalak Kalesi'nin restorasyon çalışmaları Nisan ayında başlayacak. Halep sakinleri gerici militanların saldırılarına rağmen şehirden ayrılmayı reddediyor. Müze müdürü, Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarının ve hayatta kalanların veri tabanının oluşturulması önemlidir. Baruj Sevak'ın ev müzesi şairin 96. yıl dönümünü ilginç etkinliklerle kutlayacak. Bugün Uluslararası Eğitim Günü. Batı Ermenistan'ın Kesarya Kayseri şehrinde bulunan Kutsal Meryem Ana Ermeni Kilisesi daha önce depo, spor merkezi, sergi salonu ve karakol olarak kullanılıyordu. Şimdi şehir yetkililerinin kararıyla kilise bir şehir kütüphanesine dönüştürüldü. Kilisede basılı ve elektronik bir kitaplık bulunuyor. Türk kaynağına göre kütüphanenin açılışına devlet yetkilileri de katıldı. Ahalkalak Kalesi yıllardır çöküş halinde bulunuyor. Kalenin çevresinde sürekli hayvanlar otlatılıyor ve çöp dökülüyor. Nisan 2020'den itibaren Kültürel Mirası Koruma Ajansı kaleyi restore etmeyi planlıyor. Ajans sözcüsü Beka Baramize, Jinnivs ile yaptığı telefon görüşmesinde restorasyon çalışmalarına bu yılın Nisan ayında başlanacağını ifade etti. 11. yüzyıla ait kalenin koruma projesi hazır bulunuyor. Arkeologlar henüz kalenin çevresini incelemedi. Şu anda ihalenin yapılacağı dokümanlar hazırlanmaktadır. Buna göre temizlik çalışmaları sürdürülecek. Halep sakinleri gerici militanların provokasyonlarına ve günlük bombalamalarına rağmen şehirden ayrılmaya niyeti yok. Siviller Halep'te hayatın yakın gelecekte normal durumuna dönmesini bekliyor. Rusya'nın Suriye'de savaşan tarafları uzlaştırma merkezinden 23 Ocak'ta yapılan açıklamada gerici radikal militan gruplar olan Türkistan İslam Partisi ve Hayat Tahrir Al-Şam'ın Halep yakınlarındaki Suriye hükümet ordusunun siperlerine saldırdığını duyurdu. Şiddetli çatışmalar sırasında 50 teröristin öldürüldüğü ve Suriye ordusunun ise 40 asker kaybettiği bildiriliyor. Hükümet birlikleri Samka ve Huan el-Şaf'ta siperlerini terk etmek zorunda kaldılar. Halep'te yeni bir terörist saldırının Perşembe günü gerçekleştirildiği açıklandı. Bu saldırıda 3 sivil öldürüldü ve yaklaşık bir düzine insan da yaralandı. Halep'in batı ve kuzeybatı banliyösünde konuşlanan gerici teröristler son günlerde sivilleri hedef alan yerleşim bölgelerine sürekli roketler atıyor. Ermenilere karşı uygulanan soykırım müze enstitüsü soykırım kurbanlarının, soykırımdan kurtulanların verileri, videoları ve hatıralarının veri tabanının oluşturulmasına büyük önem vermektedir. Ermenilere karşı uygulanan soykırım müze enstitüsü müdürü Harutyun Marutyan, 23 Ocak'ta gerçekleştirdiği basın toplantısında bu hedeflere ulaşmak için enstitünün fon aradığını ifade etti. 2019 yılı çalışmalarının sonuçlarını özetleyerek Soykırım Araştırma Dergisi'nin 2018 ve 2019 sayılarının iki ardışık sayısını yayınlamayı başardığını, İngilizce derginin yeniden yayımı, çok sayıda konferans düzenlendiğini, fonlarda 35 yayınlanmamış notların araştırıldığını memnuniyetle kaydetti. Marutyan, bundan başka yabancı ve Ermeni uzmanların katılımıyla 19 metodolojik seminer düzenlendi. Rafael Lemkin adlı burs yeniden verilmeye başlandı ve çok sayıda sergi düzenlendi. Ayrıca bilimsel fonlar 1886 birim örneklerle, bilimsel kütüphanesi 384 birim tamamlandı ve ayrıca 1156 adet fotoğraf sayısallaştırıldı. Kemp Demil Vakfı, Johannes Lepsius Ev Arşivi, Kanada İnsan Hakları Müzesi ve Polonya'daki Pilke Enstitüsü de dahil olmak üzere uluslararası işbirliği alanında ortak çalışmalar yürütüldü, dedi. Müze Enstitüsü Fon Yöneticisi Gohar Hanumyan, Ermenilerin Kilikya'daki öz savunma eyleminin 100. yıl dönümüne adanan konferans ve serginin bu yıl Nisan ayında düzenleneceğini kaydetti. Tanınmış Ermeni şair, edebiyat eleştirmeni, çok sayıda ve sonsuz eseriyle farklı nesillerin temsilcilerini büyüleyen şair Baruj Sevak, 24 Ocak'ta 96 yaşında olacaktı. Baruj Sevak'ın ev müzesi, geleneğe göre çeşitli etkinlikler düzenleyerek şairin doğum gününü kutlayacak. Armen Pres ile yaptığı görüşme sırasında ev müzesi müdürü Sevak Azaryan, yazarın mezarına çiçekler bırakılacağını, daha sonra Zangakadun topluluğunun okulu ve
Rotonda adlı çocuk tiyatro grubunun öğrencilerinin performansının sergileneceğini bildirdi. Ev müzesinin aktivitesine atıfta bulunan Seva Gazaryan, müdürlük görevine sadece bir yıl önce başladığını ve bu süre zarfında bazı değişiklikler yapıldığını vurguladı. Müze müdürü, 2019'da müzemizi ziyaret edenlerin sayısı büyük ölçüde arttı. Toplamda müzenin 14.085 ziyaretçisi var. Bu müzenin yaklaşık 40 yıllık faaliyeti için eşi görülmemiş bir göstergedir ve müze sanal sosyal platformda da aktiftir. Ev müzesinin hizmet paketini tamamladık ifadesinde bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile bu yıldan itibaren 24 Ocak, Uluslararası Eğitim Günü olarak kabul edilecek ve kutlanacak. Birleşmiş Milletler üye devletleri bu günü ilan ederek eğitimin toplumun tüm üyesi olmak üzere sürdürülebilir kalkınmaya katılmak için gerekli bilgi ve becerileri edinmenin bir yolu olduğunu doğrulamaktadır. Kaliteli bir eğitim almak insan haklarından biridir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Musa Dağı Ermeni folk müziği olan Garmir Fıstan eseri. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.